Kamboçya'da göçmenlik tutuk evinden bu yaptığım sanırım 12. video. 12. videoda karşınızdayım. Bugün ilginç bir şey söyleyeceğim size. İlginç bir haber vereceğim. Beni tanıyanlar bilirler. Ben ateistim. Ateistim ben. Beni tanıyanlar bilir. Müslüman olmaya karar verdim arkadaşlar. Evet. Cem Akkılıç Müslüman olmaya karar verdi. Hem de öyle AKP'liler gibi Müslüman da değil yani. Doğrusu neyse o. Yani kitapta yazan neyse o. Öyle ağzında değil. Harbi Müslüman olmaya karar verdi. Daha da işi ilerlettim. Bundan sonra AKP'ye oy vereceğim. Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Şimdi sakın bana birileri videoyu sonuna kadar izlemeden dansözlük yapıyorsun demesin. Dansözlük değil bu. Bu şu. Bir şartım var Tayyip Erdoğan'dan. Kamboçya'daki Zaman Üniversitesi'ndeki Fethullahçı teröristlerin pasaportlarına el koyarsa ayrıca Türkiye'de tutuklaması olan, Türkiye'de aranması olan, Türkiye'de savcılıklar tarafından ifade için aranması olanlar, karısını kesenler, eroin satanlar, Türkler, Kamboçya'da yaşayan, özellikle Kohron Adası'nda, bunların pasaportlarını iptal edeceksen ben Müslüman olacağım ve bundan sonra da AKP'ye oy vereceğim. Bak Tayyip, bunu iyi değerlendir. Durumların kötü. Hani hile miyle karıştırmasan zor kazanacağım bu belediye seçimlerini. Millet fena at çünkü bu sefer. Bak dolar zıpladı 6-6,5'a. Milletin şeyi şaştı yani, vidaları gevşedi milletin. Bu sefer işin sakat. Gel beni dinle. Bu Kamboçya'daki FETÖ'cü teröristlerin, Zaman Üniversitesi'ndeki FETÖ'cülerin pasaportlarını iptal et. Onlar da bu immigration hapishanesine benimle birlikte düşsünler. Geçen bir video yaptım. Bir tek Türk benim burada. Onlarla ben video çekeyim bu hapishanede. Söz namaz kılacağım burada. Namaz kıldığımın videolarını yayınlayacağım. Ve ilk seçimde sana oy vereceğim Tayyip. Var mısın iddiaya? Sen bunu yap. Sen bunu yap. Ben Müslüman olacağım. AKP'ye oy vereceğim. Fethullahçı teröristlerin, Kamboçya'daki teröristlerin pasaportlarına el koyacaksın. Hani büyükelçi var ya burada Kamboçya'da. Türk büyükelçisi Ayda Ünlü var ya, Ayda Ünlü. Ona emir vereceksin. Telefon atacaksın ona. Danışmanlarını da açar. Sıkıntı yok. Diyecek ki Ayda Ünlü'ye, büyükelçiye. Şu Zaman Üniversitesi varmış Kamboçya'da. Oradaki teröristlerin, Türk teröristlerin pasaportlarını iptal edin. Diyecek Ayda Ünlü. Pasaportlara el koyacak. Onlar da buraya düşecek. Bu hapishaneye düşecek. Immigration'a. Ben de söz veriyorum Müslüman olacağım. Yapacak mısın bunu Tayyip? Dur bir kahvemden yudum alayım, sen düşün istersen. Oh, keyfime de diyecek yok yani ha. Evet arkadaşlar, işte Müslüman oluşumun hikayesi bu. Olmak isteyişimin olayı bu. Bakalım Tayyip, Fethullahçı teröristleri, Türkiye'de karısını doğramış, eroin satan, hırsızlık yapıp kaçan, Kamboçya'ya kaçan Türklerin pasaportlarına el koyduracak mı? Ha şunu da yapabilirsiniz. Her videoda söylüyorum, burada da söyleyeyim. İnternete girin arkadaşlar. Kamboçya Büyükelçiliği diye yazın. Türk Büyükelçiliği. Orada telefon numaraları çıkıyor böyle. İki tane falan telefon numarası var. Arayın. Karşınıza Cemal çıkacak. Cemal'e deyin ki ya Cemal, siz Kamboçya'daki Zaman Üniversitesi'ndeki Fethullahçıların pasaportlarını bir ara el koymuştunuz. Böyle birkaç ay. Sonra geri verdiniz. Ama Cem Akkılıç'ın pasaportunu geri vermediniz, iptal ettiniz. El koydunuz. Ne iş diye bir sorun bakalım ne diyecek. Yüzünüze kapatır. Tayyip iyi düşün.